Herkese merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bugünkü videomuzun konusu Discord'u nasıl VPN indirmeden veya harici bir uygulama indirmeden sorunsuz bir şekilde girersiniz. Discord biliyorsunuz ki Çin, Rusya, Türkiye gibi büyük birçok ülkede aynı anda yasaklandı. Bunun üzerine herkes Discord'u nasıl gireceğini araştırmaya başladı. Genelde VPN'ler bu konuda riskli olduğu için sizlere ben şu anda çoğu bilgisayarda işe yarayacak bir yöntem göstereceğim. Ancak şöyle bir husus var. Bu yöntem bazı bilgisayarlarda işe yaramayabiliyor veya internet ağlarında işe yaramayabiliyor. Bunun sebebi ise sizin altyapı sağlayıcınız yani Turkcell, Türk Telekom, Türknet, Vodafone gibi operatörlerin DNS ayarlarını sabit tutması. Bu konuda da operatörünüzü arayarak bilgi alabilirsiniz. Nasıl DNS ayarlarınızı değiştirmek istediğinizi söyleyerek öğrenebilirsiniz. Bunu açabiliyorlarsa açarlar. Bu sayede de bu ayarları da siz de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bazı bilgisayarlarda veya internet ağlarında işe yaramayabiliyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi Discord zaten açılmıyor. Bir yükleniyor, ekranında kalıyor veya direkt uyarı veriyor bu ekranda. Şimdi Windows'un arama kısmına denetim masası yazıyoruz. Denetim masasına girdikten sonra burada ağ ve internet yazan kısma tıklıyoruz. Ağ ve paylaşım merkezine tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda zaten bağlantılar burada sizde Ethernet veya Wi-Fi olarak gözükür. Hiçbir önemi yok. Sistem aynı işliyor. Buna tıklıyorsunuz. Daha sonra özellikler kısmına tıklıyorsunuz. Özellikler kısmına tıkladıktan sonra burada internet protokolü sürüm 4 TSP yazan yani buna tıklıyorsunuz. İki kere üst üste. Burada aşağıdaki kısmı, aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullanı seçiyorsunuz. Buraya 8 diyorsunuz. Daha sonra yan tarafa geliyorsunuz mouse'unuzla. 8, 8, 8. Bakın bu kısımlara siz tıklayın. Yan yana hemen yazmayın. Yan yana yazmaya çalışsanız böyle olur. Bunu istemiyoruz. Şöyle silelim. Aynı şekilde alta da 8, 8, 4, 4 yazıyoruz. Tamam diyoruz. Evet, geldi arkadaşlar. Bazı durumlarda birkaç kez hata verebilir. CTRL-R ile benim de yaptığım gibi yenileyin sayfayı sekmeyi kapatıp açın. Ancak buna rağmen işe yaramıyorsa ne yapabilirsiniz? Şimdi birkaç yöntem var arkadaşlar. Bu ayarı yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Tekrar deneyin. Bu sistemde işe yaramazsa yorumlarda veya video açıklamasında vereceğim bu komutu. Buraya GMD yazıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz buraya. Tekrar deniyorsunuz. Yine olmazsa bu sefer de bu ayar ile yani bu ayar yaptıktan sonra bir kere daha sıfırlıyorsunuz bilgisayarınızı. Sıfırlamaktan kastım yeniden başlatmak. Yine olmazsa da arkadaşlar size önerebileceğim sorunsuz yani direkt kullanabileceğiniz kendi bilgisayarınıza veya tarayıcınıza ekleyebileceğiniz Proton VPN'dir. Bunu ekleyip tarayıcı üzerinden kullanabilirsiniz. Ama bu dediğim çözümler sağlayıcınızı aradınız internet çözüm sunmadılar. Benim istediğim söylediğim çözümleri uyguladınız gene olmadı. En son çare olarak direkt uygulama indirmiyorsunuz. Kendi tarayıcınıza bunu ekliyorsunuz. Bu uygulamalar güvenli, veri güvenliği ve politikaları açık olan bir VPN uygulaması bu. Proton VPN ile de direkt tarayıcınız üzerinden istediğiniz gibi hem Discord'u hem de yasaklı diğer sitelere bağlanabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yaşadığınız sorunları kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bildiğimiz bir noktadan ise hem biz hem de diğer izleyiciler sizlere yardımcı olmak isteyecekler.